Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir sohbet videosuyla karşınızdayım. Öncelikle bir önceki videomda bahsetmediğim ve daha sonra öğrendiğim yeni bilgilerden bahsederek videoya başlamak istiyorum. Çünkü bu bilgilerin verilmesi bu konu açısından çok önemli bir şey. Bu haberler, en son işte bu skandallar globalde yayıldıktan sonra Güney Kore hükümeti bu konuyla ilgili hemen soruşturma başlatmış. Güney Kore Başkanı Yoon Suk-yeol basın toplantısında herkes bu suçun kurbanı olabilir. Gerekli önlemleri almak için elimizden geleni yapacağız açıklamasında bulunmuş. Aynı zamanda muhalefet partileri de bir yasa taslağı önerisinde bulunarak bunlar için cezai yaptırım ve yeni yasa konusunda bir öneride bulunmuşlar ve bu şekilde bu olayların üzerinde durma kararı almışlar. Şimdi bir önceki videoya değineceğim arkadaşlar. Çünkü birkaç Kore'de yaşayan Azerbaycanlı takipçim ve onların eşleridir diye tahmin ediyorum. Tehdit edildim. Böyle şeylerin yalan olduğu, bu olayların hiç olmadığı ve bu yüzden de benim kanalımı şikayet edeceklerine dair mesajlar aldım. Öncelikle bu olaylar yalan değil. Bunun Netflix belgeseli var. Aynı zamanda BBC'de iki tane makale var. Onları da ekleyeceğim. Yani benim bilgi aldığım kanallar bunlar. Aynı zamanda bir önceki videoya koymayı düşündüm. Ama daha sonra eğer bu video çok fazla yayılır ve globale düşerse mağdurlar bu fotoğrafları ve resimleri, mesajları görüp daha da kendilerini kötü hissetmesinler de eklemediğim fotoğraflar da var. Onları yine eklemeyeceğim. Ama mecbur kalırsam göstermek durumunda kalabilirim. Aynı zamanda Güney Kore hükümeti de bu konuyu ele aldığı için bu olayların yalan olma ihtimali yok. Belki rakamlarda değişiklikler olabilir. Belki insan sayısı daha fazladır. Belki daha azdır. Bu konuda net bir açıklama olmadığı için ben de kaynakların bana gösterdiği yolda ilerleyerek bu videoyu yaptım. Evet, hükümet başta bir önceki videoda önlem almadı demiştim ama gerçekten o zaman önlem alınmamıştı. Ama şu anda global baskının da aynı zamanda İngiltere ve Amerika gibi ülkelere bu haberlerin yayılmasından sonra oluşan kamuoyu baskısı sebebiyle yeni bir yasa tasarısı ve bu suçların hemen yakalanması konusunda çalışmalara başlanılmış arkadaşlar. Biz de bu olayı globale taşımakta yardımcı olduk Türkler olarak. Ben elimden geldiğince Türk kızlarını korumak için çektiğim bir videoydu. Neden diyeceksiniz? Çünkü benim yaşı küçük çok fazla takipçim var. Kore'ye özenen, Kore'ye gelmek isteyen, Koreli bir beyle evlenmek isteyen. Bakın ben o videoyu çekerkenki amacım şu değildi. Bütün Koreliler böyledir. Hepsi böyleler gibisinden değil. Dediğim gibi her ülkenin kötü insanı var. Her ülkenin iyi insanı var. Herkesi zan altında bırakmak istemediğimi zaten videonun başında açıklama olarak söylediğim için ne kadar uzun bir giriş yaptın, konuya gelene kadar 5 dakika geçti diyen bir sürü yorum gördüm. Bunun sebebi de başka insanları zan altında bırakmak istemememdi. Ve buna rağmen hala böyle mesajlar aldığım için açıkçası üzüldüm. Evet, konuya geleceğim. Benim küçük takipçilerime bazı kendinin Koreli olduğunu iddia eden, bakın iddia ediyor ama biz onun nasıl biri olduğunu bilmiyoruz. Çünkü daha önceden şöyle olaylar yaşandı. Kendisi atıyorum Kazakistanlı veya Çinli veya başka bir ülkeden Asyalı olduğu için kendini Koreli gibi tanıtıp Türk kızlarını kandırmaya çalışıyor. Ve böyle bizim toplumumuzda hoş karşılanmayan şeyler. Avrupa ülkelerinde evet, evlilik dışı cinsel ilişki vesaire gayet normal karşılanabilir ama bizim toplumumuzda normal karşılanan bir durum olmadığı için bu kızlarımızdan cinsel içerikli fotoğraflar isteyen erkekler varmış. Bana sürekli böyle mesajlar geldiği için ben de açıkçası takipçilerimin annelerini ve eğer hala bu konuyla ilgili haberi olmayan genç kızlarımız varsa onları bilgilendirmek istedim. Çünkü gönderdikleri fotoğrafları yapay zeka ile cinsel içerikli video olarak ortaya sunduklarında onları tehdit edebilir, ailelerine gönderebilirler ve bu tür olaylar bizim toplumumuzda gerçekten ciddi problemlere yol açabilir. O yüzden bu videoyu çekme amacım tamamen buydu. Kore'yi kötülemek, Kore şöyle kötü, böyle kötü değil. Kore'nin de kötü yönleri var ama çok çok iyi olduğu yönler de var. Bunları da zaten zamanı geldiğinde paylaşıyorum. Arkadaşlar bu ufak bir açıklamaydı. Dediğim gibi makaleleri de hem açıklamalar kısmına hem sabitlenen yorumlara ekleyeceğim. Bunlar İngilizce makaleler ama çevirisini yapabilirsiniz. Çevirisini yapmak çok kolay. ChatGPT'ye sorsanız o bile yapar. Google Translate'den Google Lens'i kullanarak da yapabilirsiniz. Evet, bugünkü konumuz ne? Güney Kore hakkında 5 soru 5 cevap videosu. Hazırsanız o zaman videoya geçelim.
Geçen videoda konuya giremedin 5 dakika diye linçlendikten sonra bu videoda da yine 5 dakika konuya girememiş olmam. Bana en çok sorulan 5 soru ve 5 cevabı bugün sizinle paylaşacağım Güney Kore hakkında. İlk sorumuz gerçekten gündemimizi çok fazla yoran ve bizi de gerçekten çok fazla üzen, bizim toplumumuzda asla olmayan bir şeyle alakalı. Güney Kore'de sokak köpekleri var mı? Bunun önüne nasıl geçiyorlar? Gerçekten köpek eti yeniliyor mu? Bu aslında 3 soru ama hepsinin hayvanlarla ilgili olduğu için birleştirdim. Öncelikle Güney Kore'de sokak köpeği kavramı yok arkadaşlar. Genelde burada cins köpekler satılıyor. Pet shoplar falan burada yasal. Herkes pet shoplardan hayvan alıyor. Bazı insanlar her yerde olduğu gibi bunu artık böyle kendime bir görev edindim. Başka ülkelerde de olduğu gibi alıyorlar ve sorumsuzlukları sebebiyle bu hayvanlara bakamadıkları için sokaklara atıyorlar. Sokaklara atılan köpekler mahallelerdeki insanlar tarafından barınaklara gönderiliyor. Arıyorsunuz, burada böyle böyle bir köpek buldum. Başı boş, sahibi yok. Gelip alır mısınız diyorlar ve alıyorlar o köpekleri. Bizim başımıza da böyle bir olay geldi. Onu da kısaca anlatayım size. Bizim küçük köpeğimiz Nene var. O biraz söz dinlemeyen bir köpek ve birazcık da şapşik. Kapıyı açık bırakmış kayınvalidem evin kokusu çekilsin diye. Bizim kayınvalidemin eski, yani benim eskiden yaşadığım evi bilenler vardır. Orada bir sürgülü kapı var. Bir de normal dışarı çıkış kapısı var. O sürgülü kapıyı da şu kadarcık açık bırakmış. Evdeki balık kokusu çekilsin diye eve misafir davet etmişti. Misafir de bizdik. İşte o kapıyı açık bıraktığından ötürü o da fırsat bulup dışarı çıkmış. Kayınvalidem çok telaşlı olduğu için yemek hazırlamakla vesaire farkına varamamış. Biz gittiğimizde oda neneyi aradık ve bulamadık. En sonunda böyle o gün boyunca gecenin geç saatlerine kadar eşim, kayınbabam ve ben üçümüz neneyi aradık, bulamadık. Sonra aradan birkaç gün geçti. Telefon geldi. Böyle bir barınakta köpeğiniz var. Onu alacak mısınız yoksa uyutmak mı istiyorsunuz diye. Şimdi konuya geliyorum. Bizim köpeğimizin çipi var. Yani burada zorunlu. Türkiye'de olduğu gibi köpeklere çip taktırmak zorunlu. Çünkü herhangi bir kayıp vakasında o çip sayesinde barınaklar sizi bulabiliyor. Sahibine ulaşabiliyor ve siz de köpeğinize ulaşabiliyorsunuz. Çünkü bunlar hayvan arkadaşlar. Ne kadar eğitimli desek de, ne kadar bizi seviyor desek de o anlık dışarı çıkmak istiyor ve çıkıyor ve bulamıyor olabilirsiniz. Ve biz de köpeğimizi barınaktan aldık getirdik. Şimdi barınakları arıyorlar arkadaşlar. Asıl konuya geçmek istersek barınaklara köpekler gönderiliyor ve belli bir süre içinde sahibi tekrar almak istemezse veya başka birisi sahiplenmek istemezse bu köpekler uyutuluyor. Peki bu uyutulma işlemi nasıl yapılıyor? İlaçla yapılıyor arkadaşlar. İlaçla köpekleri uyutuyorlar ve bunun belli bir süresi var. Yani bildiğim kadarıyla 3 ay ile 2,5-3 ay arasında bir süresi var o barınakta kalma süresini. O süreyi doldurduktan sonra maalesef ki sokak köpeklerini uyutuyorlar. Ama bizim Türkiye'de olduğu gibi bu karabaş tarzı sokak köpekleri asla yok burada. Bunun önlemini almışlar. Ama burada sokak kedisi de yok. Onu da söylemek istiyorum. Yani genel olarak Güney Kore'de sokak hayvanı kültürü yok. Birkaç tane kedi görüyorum sokaklarda ama yani bizim ülkemizdeki gibi yaygın değil. Peki barınak şartları çok mu iyi Güney Kore'de? Hayır, çok iyi değil. Bununla ilgili de birkaç tane haber gördüm Güney Kore televizyonunda çıkan. Yani bunu kötüye kullanan çok insan var. Mesela görevi bu. Hani yapması gereken şey barınaktaki köpeklere belli bir süre bakıcılık yapmak ve süresi dolduktan sonra uyutmak. Ama bunu çok kötüye kullanan insanlar da var. Bir videoda görmüştüm. Bunu diğer videoda da söyledim. Sokak köpekleri konusunda. Bir tane adam sokakta bir köpek buluyor ve bu köpeği barınağa götürürken motosikletine bağlıyor. Yollar boyunca o köpeği sürüklüyor. Sonra çevredeki insanlar neden köpeği sürüklüyorsun? Bu yaptığın hiç doğru değil diye tepki gösterdiği zaman bu sefer bisikletinin arkasında böyle bir tane sele gibi bir şey var. Onun içine koyuyor köpeği ve barınağa götürüyor. Sonra bu insanlar bu köpeğin peşine düşüyorlar. Peşine düştükten sonra bunu bir barınakta buluyorlar ve barınağa gizli gizli ya barınağın içine girmesine izin vermiyor kesinlikle barınak sahibi. Çünkü içeride bir şeyler dönüyor belli. Bu insanlar pes etmiyorlar ve saklanıyorlar. Gizli bir şekilde barınağın içini çekiyorlar ve köpekleri maalesef ki aynı bizim ülkemizde en son olan olaydaki gibi öldürüyorlar. Başlarına vurarak, başlarını keserek veya alev tabancası var. Ya burada ölü yakma kültürü var. Mesela insan ölünce de ölüyü yakıyorlar ve küllerini gönderiyorlar. Bir hayvanınız öldüğü zaman da onu yaktırıp küllerini alabiliyorsunuz. Alev tabancasıyla canlı hayvanları yakıyorlar. Tabii ki bu insanların yaptırım uygulandı. Böyle boş bırakılmadı. Burada da böyle olaylar oluyor. Peki köpekleri gerçekten yiyorlar mı?
Arkadaşlar, savaş zamanı Koreliler gerçekten çok aç kaldığı için, yiyecek hiçbir şey olmadığı için ve şunu da eklemek isterim, Kore toprakları verimli topraklar değil. Yani burada meyve yetişmez, sebze yetişmez, toprakları çok verimsiz ve yaz ayı boyunca yağmur yağıyor. Ve sürekli bu yağmurun, çamurun içinde zaten isteseniz de toprakta bir besin yetiştirmeniz çok zor. O yüzden burada seracılık kültürü var veya yurt dışından meyve sebze tedariği var. Bu yüzden hani bizim gibi şanslı değillerdi savaş zamanı. Evet, Türkiye'de de çok büyük savaşlar, çok büyük açlıklar göründü. Ama bizim kadar şanslı değillerdi toprak zenginliği açısından. O yüzden maalesef ki açlıktan ya öleceklerdi ya da hayvan yiyeceklerdi. Ve böyle besi hayvanları da pek olmadığı için o zamanlar köpekleri yemişler. Ama o zamandan bu zamana bir kültürdür uzanmış gelmiş ve bazı insanlar, bakın Koreliler bu konuda gerçekten çok ciddi bir şekilde protesto ediyorlar bu restoranların falan kapatılması için. Bazı yaşlı kesim, gençlerde pek göremezsiniz böyle şeyi, hala köpek eti yemeye devam ediyor. Bunun için besi köpekleri yetiştiren bazı yerler var. Ama dediğim gibi yani Güney Kore'nin tamamına baktığınız zaman belki ülkede toplasanız 10 tane restoran vardır yoktur. Çünkü hayvanseverler ve hayvan koruma derneğinden insanlar buna çok karşı ve bununla ilgili yaptırım uygulanıyor. Şöyle düşünüyorlar, her hayvanın duyguları vardır elbette ki ama besi hayvanı ile evinize alıp besleyip onunla bağ kurabildiğiniz hayvanların arasında çok büyük fark var. Ya örnek veriyorum, bir kuzunuz vardır ve siz o kuzuyla birlikte bir evde yaşıyorsunuzdur ve o kuzuya çok bağlanmışsınız. O kuzunun kesilip yenmesine izin vermezsiniz değil mi? Hani o mantıkta olduğu için köpekler. O yüzden hayvan koruma dernekleri de bu konuda önlem alıyorlar arkadaşlar. Size şunu söylemek istiyorum. Özellikle bu sene fark ettiğim bir şey. Sokaklarda evet kedi köpek yok ama fareler cirit atıyor. Yani bu sene bu fare olaylarını çok görmeye başladım. Daha önceki sene nelerde pek denk gelmemiştim. Yani çok nadir denk geliyordum ama bu sene farelerde bir artış var ve sokak kedilerinin ve sokak hayvanlarının olmamasına bağlıyorum bu konuyu. Kediler yoksa fareler artar arkadaşlar. Bunu da eklemek isterim. İkinci soru Kore vatandaşlığı ile ilgili. Kore vatandaşlığını nasıl alıyorsunuz? Ne gibi kriterleri var? Şimdi arkadaşlar, ben Koreli biriyle evli olduğum için benim vizem bana Kore vatandaşlığı alma hakkını diğer Koreli ile evli olmayanlar ve burada çalışma vizesiyle yaşayan insanlara göre daha farklı bir şekilde, daha kolay bir şekilde almamı sağlıyor. Kolay olduğuna bakmayın, yine zor. Mesela Güney Kore vatandaşı olmak isterseniz bir sınava tabi tutuluyorsunuz ve bu sınavda Güney Kore tarihi, Güney Kore kültürü, Güney Kore hakkında bilmeniz gereken her şey. Mesela örnek veriyorum, bayrağın anlamı nedir? Neden beyaz bayrağın üzerine kırmızı ve mavi o yuvarlak şey var, yin yang gibi. Neden o var ve o bayrağın dört kenarında olan o siyahların anlamı ne? Siyah çizgilerin anlamı ne? Mesela bunları size sınavda soruyorlar. Güney Kore tarihi hakkında, Güney Kore savaşı genel kültür hakkında, Güney Kore paraları hakkında, bunların hepsini bilmeniz gerekiyor. Ve Güney Kore'de bayrağı selamlama sözü var. Onu benim çevremdeki Korelilerin çoğu bile bilmiyor. Ama siz bu sınavda girip vatandaşlık almak istiyorsanız sizin bilmeniz gerekiyor. İki çeşit sınav var arkadaşlar. Ya benim gibi işte evli olanlar için. Birisi sözlü mülakat, birisi yazılı sınav. İsterseniz sözlü mülakata girebiliyorsunuz. Sözlü mülakatta karşınızda bir heyet oluyor ve heyet size soru soruyor. Güney Kore Milli Marşı'nı baştan sona okumanız gerekiyor. Bizimki gibi uzun değil. Milli Marşları 4 kıtadan oluşuyor. Zor değil. Baştan sona okumanız gerekiyor. Bu zorunlu bir şey. Diğerlerinde random olarak soruyorlar ve onlara doğru cevap vermeniz gerekiyor. Doğru cevap verdiğiniz takdirde sınavı geçiyorsunuz. Yazılı sınavda test çözer gibi. Yine Güney Kore kültürü, Güney Kore tarihi, savaşları ve antlaşmalar vesaire, bu tarz şeyler hakkında çok derin bilgilere sahip olmanız lazım. Dediğim gibi Koreliler, doğuştan vatandaşlık hakkına sahip olan Koreliler bu konuda bu kadar bilgili değiller. Bir gelelim diğer ikinci çeşit vatandaşlık. Bir Koreli ile evli değilseniz, burada çalışıyorsunuzdur. Şöyle söyleyeyim. Ya spor dalında ya bilim dalında Kore'ye bir şey katmış olmanız gerekiyor ki vatandaşlık hakkı kazanabilesiniz. Bu birçok yerde öyledir. Bu arada Güney Kore çifte vatandaşlık kabul ediyor ama şu şekilde kabul ediyor. Eğer bir kadınsanız ve sizin kendi ülkenizde çifte vatandaşlık kabul ediyorsa çifte vatandaş olabiliyorsunuz. Yani Güney Kore'ye gelen Türk kadınları hem Türk vatandaşı hem Kore vatandaşı olabiliyor. Ama erkeklerde askerlik durumu söz konusu olduğu için erkekler bu iki milliyetten birini seçmek durumundadır.
durumundalar. Ya Güney Kore'de askere gidecekler ya Türkiye'de askere gidecekler. Askerliğini çoktan yapmış olan erkeklerin bunu sanırım ibraz etmesi gerekiyor. Böyle böyle ben askerliğimi Türkiye'de yaptım veya ben askerliğimi Kore'de yaptım gibisinden bir ibraz olması gerekiyor. O şekilde çifte vatandaş olabilirler diye biliyorum ama tam net bir bilgim yok bu konuda. Eğer siz aranızda bilen varsa yorumlara yazabilir. Bu açıklamayı da düzeltmiş oluruz bu şekilde. Burada kesinlikle Kore vatandaşlığını parayla satın alamazsınız veya işte sırf burada Koreli ile evlisiniz ve işte bilmem kaç yıl yaşadınız diye buna hak kazanamazsınız. Ev aldığınız zaman vatandaşlık kesinlikle vermezler ve Kore vatandaşı olsanız dahi her zaman burada bir yabancı olarak kalacağınızı asla unutmamanız gerekir arkadaşlar. Tamamen size toplumu bir topluma bir Koreli olarak entegre etmiyorlar. Onlar Koreli. Siz vatandaşlık almış olan bir yabancısınız. Böyle düşünmeye, bu şekilde yaşamaya alışmanız gerekiyor. Çünkü toplum kesinlikle sonradan vatandaş olan insanları kendilerinden biri olarak görmeye müsait değil. Ve buna gerçekten hak veriyorum. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Her ne kadar vatandaşlık için sınava girmiş olsam da, kültürüne uyum sağlamış, entegre olmuş olsam da sonuç olarak ben bir Koreli değilim. Bu ülkede doğmadım. Bu ülkede büyümedim. Benim kendi kültürüm, kendi ülkem farklı. Bu yüzden onlar gibi birisi olmayacağımı kabulleniyorum ve olması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum. En çok merak edilen bir diğer konu da Kore'de evler neden küçük ve neden bulaşık makinesi yok? Bunu da şöyle açıklayalım arkadaşlar. Kore'de ev fiyatları hem çok yüksektir hem evlerde bayağı Türkiye standartlarına bakıldığında küçüktür. Bunun sebebi Güney Kore'nin yüz ölçümünün çok küçük olması. Ege bölgesi kadar Güney Kore. Kuzey Kore ile birlikte olsaydı bile yine de Türkiye'nin yüz ölçümünden çok çok küçük olacaktı. Güney Kore küçük bir ülke ve insan yoğunluğunun fazla olduğu bir ülke. Dışarıdan çok fazla göç alan bir ülke. Özellikle K-pop ve Hallyu rüzgarının dünyaya kasıp kavurduğu ve yabancıları da bu ülkeye çektiğinden ötürü evler yetersiz kalabiliyor. Ve Güney Kore'de şöyle bir anlayış var. Eğer bir yere apartmanlar yapıyorsanız orada mutlaka ormanlık, bahçe, yeşillik alan olması gerekiyor. Ve bunu her yerde yapıyorlar. Seoul dışında orası başkent ve orada bunun çok fazla imkanı yok. İstanbul gibi düşünebilirsiniz. Bütün iş anları, iş imkanları vesaire, ofisler, büyük şirketler hepsi o çevrede toplandığı için oraya böyle büyük ormanlık alanlar yapmaya falan pek imkanları olmuyor. Ama genelde Han Nehri'nin olduğu kısımda hep böyle piknik alanları, boş arazi, ağaçlar, nefes alabileceğiniz güzel yerler mevcut. Benim diğer vloglarımı izlerseniz yaşadığım şehirde çok fazla yeşillik alan var. Yani yüksek binalar da var ama yeşillik alan da var. Neden evlerin küçük olduğu konusuna gelelim. Böyle alan bırakmak istiyorsanız yaşadığınız şehirde, yani bir şehir planlaması olarak böyle bir yeşillik alan, ormanlık alan, insanların dinlenebileceği, yürüyüş yapabileceği alanlar bırakmak istiyorsanız o zaman apartmanları bir bölgede toplamanız lazım. Şimdi 5 katlı geniş geniş apartmanlar yaparak bunu elde edemezsiniz. O yüzden Güney Kore'de şöyle bir sistem var. Yüksek katlı binalar ve küçük evler. Evin metrekaresini daraltıp yukarı doğru uzatıyorlar. Yanlara doğru genişletmiyorlar. Yukarı doğru uzatıyorlar ve burada çok Türkiye'de olduğu gibi işte ev kavramı yok. Yani biz eve yuva olarak baktığımız için hani vaktimizin çoğunu evde geçirmeyi severiz. İşte eve misafir davet etmeyi, yatılı misafir davet etmeyi, misafir odamız var bizim Türkler olarak. Misafire özel oda var. Ama Kore'de böyle bir kültür olmadığı için, genelde buluşmalar dışarıda yapıldığı için ve Korelilerin çalışma saatleri çok fazla olduğu için yatmadan yatmaya eve geliyorlar zaten. Evde geçirdikleri vakit çok kısıtlı. Bu yüzden de evlerde bulaşık makinesinin olmamasının en büyük sebeplerinden biri de bu. Zaten çok çalışıyorlar, günlerinin çoğunluğunu dışarıda geçiriyorlar. Eve misafir alma kültürü pek yok. Bayramlardan bayramlara büyüklerin evine gidilir. Eve sürekli birileri davet edeyim, bugün ona gittim, yarın bu bana gelsin tarzında bir şey yok. Genelde dışarıda buluşuyorlar. Tabii ki istisnalar var. Çok yakın arkadaşlarını vesaire de evlerine davet edenler var ama bu o sıklıkta olan bir şey değil. Bu yüzden de evde açıkçası çok yemek pişen bir kültürleri yok. Yani ve yemekleri genelde tencere yemeği ve çok basit bir şekilde. Hani tencereden kolaylıkla yiyebileceğiniz, çok bulaşık çıkarmayan yemekler. İşte
işte o kapta bunu karıştırayım, şu kapta bunu yapayım değil de hepsini bir tencerenin içine koyup hepsini kaynatıp ve yedikleri bir kültürleri oldukları için çok fazla bulaşık çıkmıyor arkadaşlar. Bu yüzden de bulaşık makinesine ihtiyaç duymuyorlar. Ama şöyle de düşün, evler zaten küçük. Zaten küçük olan bir eve, yani insanlar yer tasarrufu etmek zorunda. Oraya bir de bulaşık makinesi soktuğunuz zaman mutfak dolaplarının kapasitesi bayağı daralıyor ve bu size sıkış tepişlik hissi veriyor. Bu yüzden de pek fazla gerek duymuyorlar. Hatta son birkaç yıl önce Türkiye tarzı böyle dolap içi böyle açtığımızda kocaman bulaşık makinesi kültürü son birkaç yıldır böyle artmaya başladı. Onun dışında masanın üzerine konulan sadece bardak koyabileceğiniz küçük bulaşık makineleri vardı. Hala var gerçi. İşte yani çok fazla kültürlerinde olan bir şey yok. Keza halı da öyle. Çünkü Kore'de evler yerden ısıtmalı. Bu yüzden yerden olan o sıcaklığı kesmemesi için evlerine halı koymayı tercih etmiyorlar. Ve halının temizliği zor bir şey. Türk olarak biz biliyoruz ya, her sene halı yıkamalar, halı yıkatmalar, dışarılara çıkıp halı yıkama merasimlerimiz olduğu için halının temizliği zor. Koreliler vakit harcamak istemiyor böyle şeylere. Yani onların çalışma standartları ve bizimki o kadar farklı ki. Türkiye'de memurlar saat 5 dediği anda işlerini güçlerini bırakıp evlerine giderler. Ama Kore'de işiniz bitmeden o iş yerinden çıkamazsınız. Üstünüz çıkmadan siz o iş yerinden çıkamazsınız. Öyle bir kültürleri olduğu için geç saatlere kadar çalışıp hani evde olabildiğince az iş yaparak vakit geçirmek istemeleri gayet doğal. Ve bu yüzden de kültürlerinde böyle şeyler yok. Son zamanların en çok sorulan sorularından bir tanesi, malum Türkiye ekonomisi, dünyanın şartları falan derken, çalışma şartları neler? Vasıfsız eleman olarak nasıl çalışabiliriz? Yabancılara iş olanağı var mı? Çalışma şartları az önce de bahsettiğim gibi zor arkadaşlar. Bayağı zor. Yani kendi eşimden örnek vermek gerekirse, benim eşim Kore'deki en büyük araba şirketlerinden birinde çalışıyor. İyi bir konumda çalışıyor. Ama öyle bir konumda mesela Türkiye'de çalışan birisi olsa çok rahat bir şekilde çalışırdı. Ama benim eşim her gün sabah 7'de işbaşı yapıyor ve her akşam belli olmuyor. Yani normalde mesai bitimi saat 5. Ama hiçbir zaman mesaisi, yani neredeyse 1 yıl olacak o ofise girelim. Hiçbir zaman saat 5'te mesai çıkışı yapamadı. Ya gece 10, 11. En erken 9'da çıkıyor. 9'da çıktığı zaman şükrediyor, bugün erken çıkabildim diye. İş yükü çok fazla ve Korelilerde her şeyin hızlı hızlı yapılma kültürü olduğu için baştan savma ve bugün yapmadım yarın yaparım tarzında bir çalışma sistemleri yok. O günse o yetişecek. Ya işini bitirmeden çıkamıyorsun ofisten ve o yüzden de bayağı zorlanıyorlar. Ha, maaş olarak evet maaş yüksek ama yani hiç dinlenmeden çalıştığına göre o kadar maaşta zahmet olmazsa versinler. Vasıfsız eleman için şöyle konuşmak istiyorum. Yani evet part-time olarak bir yerlerde çalışabilirsiniz. Vizenizin el verdiği takdirde. Ama zor arkadaşlar. Ben bir kafede çalışıyorum. Benim çalışma şartlarım iyi açıkçası. Çünkü yani ben açıkçası kafede çalıştığım şey benim vakit öldürme ve azıcık da olsa bütçeme katkı yapmak için tercih ettiğim bir şey. Ama mesela normal şartlarda gerçekten hayatımı geçindirmek için bir kafede part time olarak çalışıyor olsaydım geç saatlere kadar çalışmış olacaktım. Ve şu anda çalıştığım yerde sigortam yok mesela. Hani 3 saat çalışıyorum. Zaten günlük çalışma saatim çok az ama başka yerlerde de açıkçası sigorta pek yapmıyorlar. Özellikle yabancılara uğraşılacak bir şey değil. Bu biraz bana bizim Türkiye'yi hatırlatıyor. Ve çalışma şartları biraz ağır. Özellikle özel sektörde çalışıyorsanız. Çünkü yabancı olduğunuz zaman insanların sizin üzerinde böyle her şeyi söyleme hakkı doğuyormuş gibi bir his oluyor. Ben buna çok fazla maruz kalıyorum ama hem benim vizemin verdiği güçle hem de arkamda eşimin olmasından ötürü biraz daha rahatım. Ama siz buraya vasıfsız bir şeyin mezunu olmadan, bir meslek konumunda yetkinliğiniz olmadan sadece dümdüz bir vatandaş olarak geldiğiniz zaman bu ezilmelere çok maruz kalabilirsiniz ve kimse sizin hakkınızı aramaz. Mesela işverenler size şunu söylemez. Her 4 saat çalıştığınızda 1 saat dinlenme hakkınız var. Ama işverenler bunu size söylemez. Bunu sizin kendinizin bilip hakkınızı talep etmeniz lazım.
Son zamanlarda Instagram'da falan çok görüyorum. Türkler burada tarlalarda, inşaatlarda vesaire çalışıyorlar. Çalışmalarına hiçbir şey demiyorum. Tabii ki yasal yollarla çalışıyorlarsa. Ve bu durumdan birazcık şikayetçiler çünkü haklarını alamıyorlarmış ve çok çalıştırılıyorlarmış. Ve ben bunu her zaman söylüyorum. Bakın, Kore'ye bu şekilde gelmek istiyorsanız çok çalıştırılacağınızı bilmeniz gerekiyor. Çünkü biz Türkler olarak biraz, yani nasıl söylenir bilmiyorum, çok da kötülüyormuş gibi olmasın ama biz birazcık böyle dinlenerek çalışmayı seven bir milletiz. Hani az çok ne demek istediğimi tahmin etmişsinizdir. Ama Kore'de böyle bir şey yok. Yani o işin bitmesi lazımsa bitecek. O şey yapılmak zorundaysa yapılacak. Eğer patronunuz da sert bir insansa, böyle çok müsamaha gösteren biri değilse, çok zor şartlarda çalışacaksınızdır muhtemelen. Ve son zamanlarda buraya çok fazla kaçak yollarla gelen Türk var ve bu yüzden vize konusunda, yani içeri girme konusunda sıkıntı yaşamanız da muhtemel. Türk pasaportunu görünce direkt almaya da biliyorlarmış ülkeye. Böyle sorun yaşayan çok fazla insan var ve bunlara da denk geliyorum. Bunun sebebi de turist olarak geldiği ülkeden gitmeyen insanlar buraya kaçak yollarla, yani kaçak turist olarak geliyor ve kaçak olarak çalışmaya ve burada yaşamaya başlıyor yakalanana kadar. Pasaportumuza artık çok fazla iyi bakmıyorlar. Bu gerçi dünyanın başka ülkelerinde de böyle ama. Ve şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Dil bilmiyorsanız, Korece yeterliliğiniz yoksa burada çalışmanız uygun değil. Ve aynı zamanda işverenler yabancı çalışan pek istemiyorlar son zamanlarda. İş ilanlarına baktığınız zaman orada mutlaka not düşülmüş oluyor. Yani yabancı birini çalıştırmak istemeyenler, yabancı istemiyoruz, yabancılar başvurmasın diye yazıyorlar. Hakları, yani kendi vatandaşlarını çalıştırmak diye olabilirler. Yabancılarla, vize sorunlarıyla uğraşmak istemiyor olabilirler. Bu konuda hiçbir şey söylemiyorum. Haklı oldukları yönler vardır. Ben yabancıyım diye bu ülkede her şey bana hak ve mübah değil. Bu ülkenin vatandaşlarının koyduğu kurallara saygı duymam gerekiyor. Entegrasyon böyle bir şeydir bu arada. İşte ben buraya geldim diye bura benim ülkem değil. Burayı benim ülkem gibi ona da çeviremem. O yüzden bunlara saygı duyuyorum. Dediğim gibi vasıfsız gelirseniz çok zorlanabilirsiniz. Çünkü burada yaşam pahalı, ev kiraları pahalı, evler pahalı, sebze yeme içme pahalı. Bu yüzden arkadaşlar vasıfsız gelmemenizi öneririm. Tatil için gelip gezebilirsiniz ama dediğim gibi lütfen rica ediyorum kaçak olarak gelmeyin. Kaçak olarak başka ülkelere gitmeyin. Bu bir ricadır. Çünkü pasaportumuzun değeri düştükçe diğer ülkelerin bize yaptırımı artıyor. Örnek veriyorum, Almanya vizede kolaylık sağlamak için kendi ülkelerindeki göçmenleri bize göndereceklermiş. O yüzden lütfen böyle şeyler yapmayın. Bir sonraki ve son sorumuza geçiyorum. 5. soru. Bence gayet açıklayıcı ve güzel bir video oldu. Uzun uzun konuştum bütün sorular hakkında. Son sorumuz da bu. Aile ilişkileri nasıl? Bize benziyorlar mı? Bize çok benziyorlar ama bizim Türk kültürünün daha böyle ağır versiyonu. Biz Türkler biraz daha böyle yakın akrabalarımıza, arkadaşlarımıza karşı kurallar konusunda daha esneklik sağlayabiliyoruz. Ama Güney Koreliler böyle değiller. Öncelikle bize benzer yanlarından bir tanesi cenazelerde yemek veriliyor olması. Ve bizdeki gibi bazı ülkelerde hani teyze ve hala aynı isimle adlandırılır, amca dayı aynı isimle adlandırılır ya, Kore'de böyle değil. Hepsinin aynı Türkiye'de olduğu gibi amca farklıdır, dayı farklıdır, hala, teyze, yenge, enişte, bunların hepsinin farklı isimleri var. Bu da bizim kültürümüze çok fazla benziyor. Aynı zamanda yaşlıya duyulan saygı. Burada çok çok abartılı ama bu, yani zorunlu saygı şeyi var. Hani bizde yaşlılara yer veririz ama hani o bizim kendi aile yetiştirilme tarzımızdandır. Ama Kore'de bu bir zorunluluk. O senin görevin. Bir yere yaşlı bindiyse kalkıp yer vereceksin. Zorundasın. Yani bir zorundalık hissi var, tamam mı? Ama Türkiye'de zorundalık hissi yok. Tabii ki yaşlılar buna tepki gösteriyor ama mesela şunu diyebilirsin. Ben vermek istemiyorum diyebilirsin. Böyle bir hakkın var. Ama Kore'de böyle bir şey yok ve büyük kavgalar çıkıyor bu yüzden metroların içinde vesaire. Bizdeki gibi bayram toplanmaları oluyor. Mesela bayramlarda büyüklere ziyaret oluyor. En büyük çocuğun evinde toplanıyor o sülalede. En büyük amcalardan, teyzelerden kim kaldıysa onun evine gidiliyor. Daha sonra da akraba evlerine gidiliyor. Bayramlarda ilk önce erkek tarafının evine gidiliyor. Daha sonra kadın tarafının evine gidiliyor. Bu da bizim kültürümüze çok fazla benzediğini düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Sofrada büyük veya evin erkeği yemeye başlamadan önce kimse yemeye başlamaz. Ama bizim ailede bu birazcık böyle şey,
Biz çok fazla bu kurallara uymuyoruz açıkçası. Eve bir büyük geldiği zaman kalkıp hoş geldin diye selamlamanız gerekiyor. İşiniz varsa işinizi bırakıyorsunuz, gidiyorsunuz, hoş geldin diye selamlıyorsunuz. Daha sonra selamınızın karşılığını aldığınızda işinizin başına dönebilirsiniz. Edep yahu. Bir diğer konuda, burada da Türkiye'de olduğu gibi üniversite baskısı var çocukların üzerinde. İşte bir üniversiteye git ve memur ol. Memur ol baskısı, devlette çalış baskısı. Güney Kore'de de var arkadaşlar. İnsanlar devlet memuru olabilmek için senelerce çalışıp senelerce sınava giriyorlar ve Koreliler de şöyle bir şey. Hepsinin bir sınavı var ve herkes bir sınava hazırlanıyor. Bilmem bir yerin memuru olmasının sınavına hazırlanıyor. Öbürü iş yerinde terfi olmak için bir sınava hazırlanıyor. Birisi işte fırıncı olmak istiyor, bir sınavdan bahsediyor. Öbürü ben diyor barista olacağım, baristalık sınavına gireceğim. Herkesin bir sınavı var ve sürekli arkadaşlar bir sınav telaşındalar, bir ders çalışma telaşındalar. Deli gibi ders çalışıyorlar, deli gibi bir şeylerin belgelerini alıyorlar, sertifikalarını alıyorlar. Sürekli bir sınav şeyindeler yani. Bir yandan iyi, bir yandan bilmiyorum ya, hayatta bu kadar çok sınav zor olmuyor mu diye düşünmeden edemiyorum. Bize benzer yönlerinden bir tanesi de sevgi dili. Sevgi dilleri meyve kesip vermiyor arkadaşlar. Bu benim çok dikkatimi çekiyor. Ebeveynlerinden biriyle böyle aran bozuluyor bir şekilde. Sonra ama o konuda ebeveynin suçlu ve kendi suçunu biliyor. Sana karşı yanlış yaptığını biliyor. Senden özür dilemek yerine meyve soyup getiriyor ve masana bırakıyor veya odana bırakıyor meyveye diye. Bu bir sevgi dili. Bu Kore'de de böyle. Aslında sandığımızdan daha fazla benzer yönlerimiz var. Ve çocuk oyunları arkadaşlar. Birçok çocuk oyunu bizimkiyle çok benzer. Şeyi biliyorsunuzdur. Hani aç kapıyı, bezirgen başı. Aynısı Güney Kore'de de var çocukların oynadığı. Bunda da aç kapıyı bezirgen başı değil de Dongdaemun'un kapısını aç diyorlar. Yani Dongdaemun da burada büyük bir pazar. Dongdaemun'u biliyorsunuzdur. Dongdaemun Shijang diye geçiyor. Onun kapısından bahsediliyor. Onda da 12시가 되면은 문을 닫힌다. Öyle bir oyunları var. Bizimkiyle birebir aynı. Böyle açıyorlar ki çocuk el ele tutuşuyor. İçlerinden böyle sırayla geçiyorlar. En son kapı kapandığında o çocuk ortada kalıyor ve ebe oluyor. Bu tarz oyunlar Kore'de de çok fazla var. Seksek, ip atlama, beş taş. Bu tarz oyunlar Güney Kore kültüründe de olan şeyler ve bize çok benziyorlar. Ekstra olarak bir şey de eklemek istiyorum. Normalde ailelerde böyle bayramlarda veya herhangi bir şeyde eğer kayınvalide evine gelin gidiyorsa, yani gelin misafir olmasına rağmen ev sahibi gibi iş yapıyor. Kayınvalidesine iş yaptırmıyor genelde. Bu bizim kültürümüzde de olan bir şey. Genel olarak böyle bize çok benzeyen yönleri var arkadaşlar. Ama benzemeyen yönleri de tabii ki vardır. Onları da başka zaman konuşuruz. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.